düzenlemelerle eğitimin dinselleştirme sürecini hızlandırmıştır. Böylece doğrudan laik eğitimi ve laik yaşam tarzını hedef alan uygulamalar hayata geçirilmiştir. Bu düzenlemelerden bir yenisi Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Milli Eğitim Bakanlığı ile yürüttüğü Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum projesi kapsamında İzmir pilot bölgesicilere devlet ortaokulu ve liselerine eğitime dair hiçbir uzmanlığı ve yetkinliği olmayan imamların görevlendirilmesi olmuştur. Eğitim müfredatının nitelik sözleştirildiği, parası olmayanın okumasının hayal olduğu, evrensel insan hakkı olan ana dilde eğitimin hiçbir kademede hayata geçirilmediği bir eğitim sistemi inşa eden AKP iktidarı, bu tabloyla birlikte oldu bittiye getirdiği okullara imam atama uygulamasıyla da dindar ve kindar nesil yetiştirme vaadinden başka gençliğe ve topluma sunacağı başka hiçbir şey kalmadığını kanıtlamaktadır. Parasız, bilimsel eğitimin ve fırsat eşitliğinin rafa kaldırıldığı, öğrencilerin geleceksizliğe ve çaresizliğe mahkum edildiği, on binlerce öğretmen adayının okullarda açık olmasına rağmen atamasının yapılmadığı bu süreçte ÇEDES projesinin ısrarla yürürlüğe konması, AKP'nin iktidarda toplumda yarattığı, derinleştirmek istediği kriz ve tahribatın en net göstergesidir. Yüklediği ekonomik krizle birlikte parasız eğitimi fiilen ortadan kalktığı politik tutuma da cemaatler ile tarikatların dini referans ve uygulamalarına da ne teslimdir ne de mahkumdur. Tarikatların referansları ile eğitimin devlet eliyle dinselleştirilmesini, bilimsel, laik eğitimin müfredattaki tasfiyesini kabul etmiyoruz. Bu dini yapıların bünyesinde yaşanan çocuk istismarları ve genç intiharları derhal şeffaflıkla yargılanmalı ve eğitimdeki tüm referans ve projeleri iptal edilmelidir. Bizler, iktidarın ve sermaye odaklarının emekçilerin üzerine yıktığı ekonomik ve toplumsal krize karşı mücadele eden gençlik devirecek kampanya ekibiyiz. Okullara imam görevlendirilmesi uygulamasına karşı İzmir halkının yoğun desteğiyle yürüttüğümüz AKP'nin ÇEDES kapsamındaki dini eğitim uygulamasına geçit vermeyeceğiz isimli imza kampanyamızı bugün basın açıklamamız ile sonlandırıyoruz. Topladığımız imza dilekçelerini valiliğe teslim edeceğimizi ve bu uygulamanın iptal edilmesiyle ilgili mücadelemize devam edeceğimizi buradan tüm kamuoyuna duyuruyoruz. Parasız, bilimsel, ana dilde eğitim evrensel bir haktır. Dini eğitim değil, laik eğitim istiyoruz. Eşit, barış.